Şimdi bu mesela Sayın Babacan, tüketici ve üretici enflasyon arasındaki fark 58.7 puan ile rekor seviyeye yükseldi diyor. Doğru, dur. O ne demek biliyor musunuz? Ne demek o? Şimdi o üretici enflasyonu demek maliyetlerdeki artış. Tüketici enflasyonu da demek vatandaşa yansıyan Hı. enflasyon. Şimdi e, aslında rakamlar burada bakın. Ama TÜİK rakamları tabii. Yani TÜİK'e güveniyorsanız ki biz güvenmiyoruz, vatandaş da güvenmiyor. Ne demiş TÜİK? Üretici fiyatları %132 arttı demiş tüketici fiyatları da %73 arttı demiş. Bu TÜİK'in bastırılmış, makyajlanmış enflasyonları. Ama aradaki farka bakın ki bu tweet tam da o aradaki farka işaret ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Maliyetler arttı. Henüz bu maliyetlerdeki artış fiyatlara yansımadı. Hı İlerideki enflasyon bugünkü enflasyondan daha yüksek olacak demek. Çünkü düşünün ki elindeki stoğu, elindeki malın maliyetini artıran bir esnaf Mecburen bu yüksek fiyata aldığı malı bir süre sonra daha yüksek fiyata satmak zorunda kalacak. Satmak istemiyor çünkü çoğu. esnaf elindekini hele hele borcu varsa, nakde de ihtiyacı varsa eski maliyetlerine satabiliyor. Ama yeni malı yeni fiyata aldığı anda yeni fiyatları yansıtmak zorunda kalıyor. Zaten diyorlar ki yani efendim, sattığı mı yerine koyamıyorum ki diyor. <laughs> Dolayısıyla esnafın henüz satış fiyatına yansıtamadığı hmm. korkunç bir maliyet artışı var. Bu aradaki farkın büyüklüğü demek. Yarınki enflasyon bugünkünden daha da fazla olacak demek. Bunun Türkçesi bu Bu tweetin ifadesi. Bu kötü gidiş mi devam edecek böyle? Kesinlikle. Nasıl düzeltecekler ki? Şu anda Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin ekonomisini düzeltme imkanı, ihtimali yok. Zaten yapabilse yapar. Dört yıldır elini tutan yok. Tek ile aklına gelen her şeyi yapıyor. Ama efendim bir şey soracağım. Senin Seçimde babacan. geliyor işte değil mi? Ama bir şey diyeceğim. Ha? Şimdi 20 yıllık ülkeyi yöneten kişi. Büyük bir tecrübe. Bakın bugün sabahta. Da... 5 milyon aşkın memur ve emekliye 3600 ek gösterge müjdesi. E bunları açıklarsa böyle böyle yaparsa falan e düzelmez mi? Ne olur? Bu saatten sonra insanlar inanacak mı? Yani istediği kadar ek gösterge desin. Memura verilen zam TÜİK'in uydurma enflasyonu kadar verilen bir zam. Bugün hmm. asgari ücretteki artış TÜİK'in uydurma enflasyona göre yapılan artış. Hmm. Bugün emeklinin maaşındaki artış yine TÜİK'in uydurma enflasyonu kadar artış. Şimdi TÜİK %73,5 enflasyon açıklıyor. Emeklilerin maaşı %73,5 artınca sanki enflasyona karşı emekli korunmuş mu oluyor? Gerçek fiyatlar 2 kat, 3 kat, 4 kat artmış durumda. Bütün toplumun satın alım gücü erimiş durumda İsmail Bey. Bütün toplumun bakın size bir örnek daha vereyim. Lütfen. Çok enteresan. Bakın şu bu 200 lirayı ben size bir programda göstermiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bu 200 lirayı. Bu 200 lira tedaviye şey çıktığı Ama anda bir de bu gıcır gıcır ha. Evet. Tabii tabii. Ha, gıcır gıcır. Tabii. Ne demek Mürekkep o? Kogu. Gıcır gıcır demek ne demek? Banknot makinesi çalışıyor. Merkez Bankası harıl harıl para basıyor. Ve bunlar karşılıksız para basmaya başladılar. Bunu da yaptılar. Onun için enflasyonu tutmaları mümkün değil diyoruz yani. Sıkışınca Merkez Bankası'na ödüyorlar. Mesela bu kur korumalı mevduat hesabı değil evet. mi? Evet. Bu farkın nereden ödüyorlar? Bütçede var mı öyle para? Yok. Kur korumalı mevduat hesabı. Hazineden. Bütçe bittikten sonra başlamış bir uygulama. Hazine nereden buluyor parayı? Hazine gidiyor Merkez Bankası'ndan alıyor. Daha doğrusu teknik ama hazine kağıtları bankalara veriyor borçlanma kağıdını. Devletin borcu artıyor. Bankalarda o kağıdı götürüyorlar Merkez Bankasına nakit alıyorlar. Merkez Bankası o nakdi nereden buluyor? Basıyor. İşte bu da o gıcır gıcır basılan para. Ne oldu bu paraya Ama bu parayı siz ölçüsüz basarsanız enflasyonla mücadeleden uzak bir şekilde para politikasını yürütürseniz bakın bu paranın tedaviyle girdiği tarih 2009. 2009'da 200 liramız tam 123 dolar ediyor. 123 dolar. Keşke bizim 123 dolar da geçseymişsiniz. ne bizim, güzel olurdu. <laughs> bizim Var sesi... mı arkadaşlar dolar olan? Tabii maaşı o, o dolarla öyle... almıyor ki bunlar ya da biz hiç birbirimiz. Evet. Şimdi bu 123 dolar. Ben daha önceki programda size bunu göstermiştim ve demiştim ki bakın 123 dolar indi 23 dolar'a diye. Şimdi yeniden program yapıyoruz biliyor musun? Şu anda kaç lira bu? 12 dolar ya. 12 dolar bakın. 2009'da 123 dolarlık banknotumuz. Bugün inmiş 12 dolar. Bu ne demek? Sizin, benim, bütün bu stüdyodaki arkadaşların, bütün vatandaşın cebindeki paradan çalmak demek. Güvenip de şu Türk lirasını bir kenara koyan bir emeklimizi düşünün. Ya şu 200 lirayı da kenara koyayım ileride lazım olur diyen. Hani bankayla falan da uğraşmak istemeyen. Bir emeklimiz eğer bunu bir kenara koyduysa 2009'da çıkarıp şu anda baktığında bu 123 doların 100 23 doların 12 doları kalmış, 111 doları uçmuş gitti. Var oldu gitti. Yani bu 111 dolar çalınmış durumda bunun içerisinde. Enflasyon 111. Için zaten böyle diyorlar değil mi? Enflasyon Kesin, fakirin parasını çalmak. Kesinlikle, kesinlikle ve enflasyon. Geçelim. Enflasyon en çok da dar gelirli vuruyor, dar gelirli. Yani. Evet, maalesef. Sabit, maalesef gelirli, sabit gelirli. gelirli ve dar gelirli. Oh, 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 oh.